Evet efendim, günlük hayat Ayşe Şule Bilgiç ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Serdar Saraç'la devam ediyor. Kuru iğne tedavisi ve kas romatizmasını konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz öncelikle hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Pepe'den bahsedeceğiz ama öncelikli olarak ben hocamla bu fizik tedavi ve kuru iğne tedavisiyle ilgili birkaç şey sormak istiyorum izninizle. Tabii ki. Sevgili izleyenler, kas romatizması ve böyle kötü ağrılar, aslında ağrılar bazı hastalıkların da habercisi aynı zamanda da, aslında haberci değil mi ağrılar? Evet, ağrı çok önemli. Hı. Yani ağrı olmasaydı pek çok hastalığın muhtemelen farkına Tabii. varamayacaktık. Hı-hı. Bir takım zararlar ortaya çıkacaktı. Hı-hı. Ağrı bizi koruyor. Sevmiyoruz ağrıyı, kötü bir şey. Evet. En küçük ağrıda ciddi şekilde canımız yanıyor. Hı hı. Ama ağrı bizi koruyor. O açıdan çok önemli. Evet, ağrı olmayınca çünkü hastalık bir anda ilerlemiş, ne olduğunu anlamamış durumuna geliyoruz çok gerçekten. Haklı. Peki kuru iğne tedavisi yapıyorsunuz. Bu nasıl bir yöntem, nedir? Kuru iğne tedavisi, iğne kullanarak yaptığımız bir tedavi. Hı hı. Çok etkili, çok iyi bir tedavi gerçekten. Niye kuru iğne? Çünkü ilaç kullanmıyoruz. Hı hı. Yani adından anlaşılacağı evet, gibi. Kortizon yok bunda. İşte anestezik maddeler kullanmıyoruz. Ağrı kesici bir takım maddeler yok. Dolayısıyla... Boş iğne mi var? Evet evet. Boş bir iğne. İçinde yalnızca, hiçbir şey evet, yok. Nereye, evet. Nereye yapacağınız önemli. Nasıl kullanacağınız önemli. İğneyi belli şartlarda, belli bölgelere uyguluyorsunuz. Bu bazen bir mercimek kadar ufak bir bölge, bazen bir toplu iğne başı kadar bir bölge. Birkaç seans içinde değişik bölgelere bir iğne tedavisi uyguluyorsunuz. Çok ciddi hastalıklar bunlarla düzelebiliyor. İlginç bir tedavidir. Hangi hastalıklar mesela? Tabii en sık kas romatizması için kullandığımız bir yöntem ama bunun dışında yine mekanik sistem, yani hareket sistemine ait hastalıklarda kullanabiliyoruz. Hı hı. Kas romatizması aslında çok yaygın bir hastalık. Pek çok insanda var. Dönem dönem geçirmiş oluyor. Bazen genellikle farkında, bazen değil. Genellikle çocuklarda çok görülüyor acaba? Vallahi her yaşta oluyor. Hani şöyle söyleyelim, 15 yaşla 80 yaş arasındaki herkeste olabilir. Örnek bademcik problemlerinden sonra görülen bir şey midir? Yani çünkü ben böyle ciddi bir bademcik problemi yaşamıştım ortaokul dönemimde. Sonrasında kas romatizması mı değil mi gibi böyle hani bir takım araştırmalar yapılmıştı. Oradan aklımda kalan bir şey bu benim. Şimdi kas romatizması tabii diğer romatizmalardan biraz daha farklı. Cahil hocam, şimdi doktorlara öyle sorunca doktorlar da hafif bir tebessüm oluşur her zaman. Kas romatizması hani bildiğimiz iltihaplı romatizmalardan farklı. Hı hı. İltihaplı romatizmada daha çok ne görürüz? İşte eklemlerde şişme olur, kızarıklık olur, hareket kısıtlılığı olur. Ama kan tetkikleri yaptırdığınız zaman birçok şey iltihaba ait birçok bulgu bulursunuz. Ve bunların çoğu ilerleyici hastalıklardır. Uzun süre devam eder. Tedavileri güçtür, zordur. Pek çok ilaç kullanmak gerekir. Ama kas romatizması bunlardan farklı. Hani romatizma deyince hep akla bu iltihaplı romatizmalar gelir. Ama kas romatizması daha çok mekanik bir romatizma gibi ifade edilebilir. Onu da kendi içinde ana iki tipi var. Bir tanesi herkesin daha çok bildiği fibromiyalji sendromu. Çok bilinir. Hani internette de herkes arar fibromiyalji ama şunu söylemek lazım. İkinci tip olan kas romatizması, yani miyofasyal ağrı, çok daha sık görülen bir durum. Yani bu kas romatizmasındaki kuru iğne tedavisi özellikle miyofasyal ağrılarda çok kullanışlı, çok işe yarayan, sonuç aldıran yüz güldürücü bir yöntem. Bir tedavi yöntemi yani. Tabii ki tedavi Sizin yöntemi. Sizin ağrılarla, yani ağrı çeker misiniz çok sık? 30 yaşıma geldim. 30 yaşının öncesinde açıkçası neredeyse hiç ne başım ağrırdı, ne dişim ağrırdı. Ama yeni yeni baş ağrısı Maşallah. Keşfetmeye başladım. Bana çok yabancı olduğu için ağrı çok da huzursuz ve tedirgin ediyor. Yani ağrı yoksa problem de yok kas, demektir. Kramp girmeye başladı ayaklarıma. Hmm.
enteresandır. Yorgunluktan mı, daha sık topuklu ayakkabı giyiyorum ondan mı bilmiyorum. Önceden motor tepelerinde düz ayakkabılarla evet, çok da daha farklı bir hayat ve tempom vardı ama şimdi acaba diyorum o topuklu ayakkabıların içerisinde ayaklarım biraz buzlaştı mı yoksa yaşlanıyorum ondan şey mi hocam, potasyum ve magnezyum eksikliğinden mi oluşur? Eğer bir beslenme problemi yoksa ki tahmin ediyorum ki Ayşe Hanım'da yoktur. Muhtemelen kas romatizmasının hafif bir tipi başlıyordu. Eyvah eyvah. Hayır, basit bir şey bu. Yani büyütülmemesi gereken bir şey. Çünkü kas romatizması daha taze iken, yeni iken hemen düzelebiliyor. Bazen bir seansla bitiriyoruz. Peki kramp şeklinde mi kendini gösterir? Şimdi bakalım. Yani çok değişik şekilleri var. Her hasta farklı bir şikayetle başvurabiliyor. Kimisi kramplarla başvuruyor. Kimisi üşümeden bahsediyor. Bir üşüme oluyor. Beraberinde bir terleme oluyor. Kimisi bıçak saplanır gibi ağrılardan bahsediyor. Hani kolumu kesin diye gelenler var. Bacağımı kesin, bu ağrıdan kurtulayım diye. Bu ağrıyla gece acele gittim. Orada morfin yapıldı ama geçmedi. 3 saat sonra bir daha gitmem gerekti. Tekrar morfin yapıldı diyen çok hasta var. Çok kuvvetli ağrılar demek ki olabiliyor. Fıtıklarla mesela karışır. Yani boyun fıtığıyla, bel fıtığıyla çok sık karıştırılabiliyor. Niye? Çünkü ağrı benziyor. Ağrının lokalizasyonu, yayılımı benziyor. Uyuşma karıncalanma yapıyor. Çok ilginç yani. Hiç ilgisiz ama yapıyor. Başka ne yapıyor? Galiba ödem yapıyor. Var hocam. Bakın ödem yapıyor. Hasta geliyor mesela bacağında bir ödem. Tek taraflı bir ödem. Bir bakıyorsunuz damar problemi yok. Nörolojik problemi yok. Genel bir sistemik muayeneden geçiriyorsunuz. Bir tek kas romatizmasını buluyorsunuz. Böyle bir şey yapar mı? Yapıyor. Hasta tedavi oluyor. Evet, bitiyor. Ödemi kalmıyor. Uyuşukluğu geçiyor. Kramp da girmiyor. Çok ilginç bir vaka bu yakın zamanda geldi bana. Hani çok sık görürüz bu demin bahsettiğim üşüme ve terlemeden. Bir hastam dedi ki bana 15 yıldan uzun bir süredir her gün sırılsıklam. Gece yanında 5-10 tane pijamasıyla yedekte bulunuyor. Eyvah, bir yere gittiği zaman bir torba yanında yedekleri var. Çok yer gezmiş, pek çok doktora gitmiş, teşhiste konmamış. Yani. Hani ilk planda insana şey gibi endokrin bir problem gibi geliyor. Çünkü terleme öyledir. Hani pek çok sebebi vardır. İşte guatırdır, kilodur, şeker hastalığı falandır ama hastada bunların hiçbiri yok. Muayene ettim. Detaylı bir muayene sonrasında kas romatizması teşhisini koyduk. Şöyle bir tedavi planladık. Dedik ki tahminen 6 ila 8 saat size tedavi uygulayacağız. İkinci seansın sonunda hasta kupkuru oldu. İnanılmaz. Yani bu hıza ben bile şaşırdım. Peki şimdi Ayşe Hanım size bu ufak kramplarla başvurduğunda nasıl tanı koyuyorsunuz? Ve bunun için nasıl bir şey uyguluyorsunuz? Valla kas romatizmasının tanısı muayene iledir. Başka türlü koyamazsınız. Hastanın anlattıklarıdır. Hastanın hikayesini ayrıntılı olarak alıyoruz. Ve hastanın muayenesi sonucunda bu teşhisi koyuyoruz. Çünkü kas romatizmasında bir başka bulgu yoktur. Hani filmde bir şey görmezsiniz, MR'ında hiçbir şey yoktur, kan tahlilleri temizdir. Muayenede ama bulursunuz. Hasta da bulduğunuzu bilir o sırada muayene sırasında. Tedavi sırasında bunu safa safa yaşar. Bazen 3-5 seans olur. Ortalama böyledir. Yani hastaların çoğunda 3-5 seanslık bir tedaviyle biter. Biz genelde ne yapıyoruz? Haftada bir uyguluyoruz bunu. Haftada bir gün. İşte bir iğne, bazen 3-5 iğne değişiyor bu. Hastalığın yaygınlığına göre değişiyor. Ama 7 seans diye planlayıp tek seansla bitirdiğimizde oluyor. Peki çok aynı tedaviyi fibrozit diye yani kulunç diye de adlandırdığımız şey içinde kullanabiliyor musun? Onun içinde kullanılabiliyor. Onlara birebir geliyor zaten. Onları ben kesin düzeltiyor. Ben geliyorum o zaman. Öyle mi? Programdan sonra. Gayet tabii. Koşa koşa size geliyorum. Evet. Bu gerçekten herhalde herkesin yaşadığı bir problemdir yani. Şimdi şöyle araştırmalar var. Fizik tedavi polikliniğine başvuran hastaların %60'ında fibromiyalji değil, bu kas romatizması olan miyofasyal ağrı bulunmuş. Çok sık. Hakikaten sık. Ben 10 yıldır aşağı yukarı, 10 yılda geçti hatta bu işle uğraşıyorum ve yoğun bir şekilde bu tedaviyi yapıyorum. Hakikaten yani bir 15 yıl önceki teşhislerimde şimdiki arasında çok fark var. O zaman belki çok daha az buluyordum, tespit ediyordum. Belki o gözle bakmıyordum hastalara. Ama şimdi gerçekten %50'nin üzerinde hastalarda bu var. Tek başına olması gerekmiyor. Yani hastada kas romatizması var ama bir başka problem de olabilir bazen. Diyelim ki bir omuz eklemi iltihabı vardır ama kas romatizması buna eşlik etmiştir. O zaman siz tek başına omuz tedavisi yaptığınız zaman bunu halletmeyince hasta iyileşmiyor.
Boyun fıtığı var. Boyun fıtığını tedavi ediyoruz. Yani fıtıkların zaten %90'ın üzerindesi, üzerinde olanları fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalar. Bunlar tedaviyle tamamen düzeliyor. Hiçbir sıkıntıları kalmıyor. Ama eğer muayene sırasında kas romatizmasını da bulduysanız, o hastalığa eşlik eden, onu da yapmak zorundasınız. Onu yapmazsanız hasta iyileşmiyor. Şimdi hocam yan etkilerini soracağım ve daha soracağım çok soru var ama Pepe'nin canı sıkıldı. Evet. Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Serdar Saraç kuru iğne tedavisini ve kas romatizmasını anlatıyor. Hocam böyle bir şey olamaz yani. Bir destan şeklinde geliyoruz. Onun evet. için okumakta çok zorluk çekiyorum. Ve ben hocama dönmek istiyorum. Hocamla bu kuru iğne tedavisini konuşuyorduk hocam. Yan etkilerinden bahsedecektik. Var mı diye soracaktım size. Kuru iğne tedavisinin hiçbir yan etkisi yok. Yani en güzel yönü bu yönü. Zaten ilaç olmadığı için bir ilaç yan etkisi söz konusu değil ama onun dışında da hiçbir yan etkisi yok. Yani çok şükür 10 yılı aşkın süredir ben çok yoğun bir şekilde yapıyorum. Hiçbir yan etki görmedim. Peki bildiğimiz bu akupunktur tedavisinden farkı nedir? Akupunkturdan çok farklı, çok yönüyle farklı. Bir yönüyle benziyor belki. Burada da iğne var, tamam. Burada da ilaç yok, akupunktur da öyledir. Ben akupunktur eğitimi de aldım, yurt dışında da gördüm. Bir sürede uyguluyordum ama şimdi pek akupunkturla uğraşmıyorum. Bu çok farklı. Bir kere akupunktur Çin felsefesi, tıbbı felsefesi üzerine kurulu. Orada meridyen sistemleri vardır, iğnenin uygulama tarzları farklıdır. İğnenin kendisi de farklıdır. Daha değişik iğneler kullanılıyor. Ben daha farklı iğneler kullanıyorum bu iş için, özel iğneler. O açıdan çok benzer yönü yok. Yani iğne olması hasebiyle benziyor. Onun dışında çok farklı. Şimdi kuru iğne tedavisi ağrı kesici bir yöntem değil anladığım kadarıyla. Değil, tedavi eden. Tedavi edici. Doğru. Çünkü tedavi edemiyorsanız ağrıyı kesemiyorsunuz. Az önce hani morfin tedavisinden bahsettim. Bazen hasta o kadar hakikaten kötü kalp krizi geçirmiş ki bir hastaneye gidiyor. Göğüs ağrısıyla gidiyor. Onların önemli bir kısmına yani işte pek çok şey yapılıyor. Ben açıkçası akciğerlerim tamamen iflas etti zannederek gitmiştim bir keresinde. Meğer kas ağrısıymış. Evet. Zaten onlar yapılıyor işte tetkikler falan. Ha bir şey çıkmıyor. Tamam evet. Onlar bize gönderiyorlar. Tamam bu kas ağrısıdır diye. Ama hakikaten çok kötü. Hasta o dönemde morfin bile yapılıyor. Hani ne olur ne olmaz belki kalp ağrısı diye. Ama kesmiyor işte. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Demek ki tedavi olunca ancak şikayetleriniz geçiyor. Tabii. Yani bir ödem yaptıysa bir bölgede bu ancak onunla bitiyor. İşte uyuşması, karıncalanması, işte batması, yanması çok değişik şeyler yapıyor. Bunlar siz tedaviyle geçiyor. Ne zaman, ne kadar süredir uyguluyorsunuz? Valla dediğim gibi 10 yılı aşkın süredir uyguluyorum. İlk kendi yakınlarımla başladım. Yani teorik olarak da hani biz görmüştük falan eğitimler döneminde de ama bunlar böyle bazı şeyler kalır böyle bir köşede. Çok yoğun kullanımı da görmezsiniz. Ama hala şu zamanda bile hastalarımın çoğu diyor ki biz ilk defa duyduk. Bu nedir? Bir öbür doktorumuza bir soralım bakalım bu neyin nesiymiş, hele bir bakalım bir yan etkisi var mı diye. Hakikaten hala çok bilinen bir tedavi değil. Şimdi iğne fobisi olan kişiler var ki bunlar genellikle erkekler oluyorlar. Evet. Yani doğru. Kadınlardan daha çok doktordan vallahi hanımlar iğneden korkmuyor. Çok doğru. Erkekler evet, çoğu zaman acaba ilaç olsa, yani hava olsaydı daha falan. Az oranladığımızda. Korkmadı değil de bendeki çok farklı. Hoşlanmıyor. Tansiyonum düşüyor ve direkt bayılıyorum. Yani korku fobi. Hiç hissetmiyorum. Hiç korkmuyorum. İğne ama tutuyor yani. Can acıma hissi o evet tutuyor. Yani evet, tabii kan tutar gibi iğne tutuyor. Yani bir refleks mekanizma olabiliyor. Var öyle. İşte ağrıdan dolayı küçük bir ağrı bile olsa tansiyon düşebiliyor, hasta bayılabiliyor. Böyle şeyler var. Haklısınız. Başkasına yapılırken daha çok bayılıyorum. Yani kendi canımın yanması değil. Evet. Çünkü benim canım tatlı değildir. Siz merhametlisiniz ondan. Şimdi fobisi olanlara da ben iğne yapıyorum. Çok fobisi olan hastaya iğne yaptım. Şöyle bir avantajı oluyor. Çoğunun fobisi geçiyor. Yani %60'ında fobi kalmıyor. Ben fobi geçirmeye geleceğim o zaman. Evet. Bu enjektör gibi bir iğne mi hocam? Değil. Yani ilaç kullanmadığımız için enjektör şeyi yok. Yani o ilaç alan yeri yok. Ama hastanın onun ucundaki ihtiyacına göre. En incesi değil mi? Yani onlar evet incesi. İğne, hasta iğneyi duymuyor. Yani iğne acıtan bir şey değil ama hasta tedavi sırasında o ağrıyı bazen duyabiliyor ama bunu zaten bazen hasta şunu diyor, siz muayene ederken daha çok canım yandı, daha çok ağrıyı duydum diyor. Yani iğne o kadar olmayabilir ama değişken tabii. Yani bazı hastalarda hakikaten o sırada ağrı oluyor. Bu
tedavinin sisteminde şey gibi bir şey var mı? Hani denizde kramp girdiğinde bir şey batırın derler. Hmm. İşte hep efsane bir evet, gerçek bir bilmem dalgıçların yanında batıracak iğne. Bir iğne vardır. İşte kramp girdiğinde batırın geçer derler. Ama hani... o da yani hakikaten. Olabilir. O sırada bulup da böyle. Olabilir tabii. Tabii refleksoloji aslında geniş bir dal. Yani fizik tedavi de genellikle bunu kullanır. Hani akupunktur da bunu kullanır. Burada da böyle bir yönü vardır. Refleksoloji yani zıtlıkları kullanarak bir şey yapıyorsunuz. Böyle bir etki var. Onda mutlaka faydası oluyordur. Peki hocam Kütahya'dan bir telefonumuz var. Behiye Kaval arıyor bizi. Behiye Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Allah'a şükür. Ramazanınız hayırlı mübarek olsun. Çok teşekkürler. Sizin de inşallah. Buyurunuz Allah efendim. Allah razı olsun. Bir doktorumuza sorum var. Tabii buyurun. Benim diz kapaklarımın altında, altta yani dizimin alt boynağında kilitlenme oluyor sinirlerimden, kaslarımdan. Bir türlü tedavi olamadım. Evet. Doktora başvurdunuz da mı tedavi olamadınız Behiye? Çok ya ben kas gevşetici, ağrı kesici almadım. Ne bileyim tedavi... Çok şeyler kullandım ama hiç faydasını göremedim. Oturduğum zaman bir küçük çocuk gibi ayağa dikilmem 5-10 dakika alıyor. Eğer yansa kalkamıyorum yani yürüyemiyorum. Peki o zaman hocamız... Yaşınızı öğrenebilir miyim? Yaşınız kaç? Yaşım 54. Evet. 54 yaşında. Başka soracağınız bir sorunuz yoksa hocam? Valla işte kramp bir de bu şey sizin ayak altı dikilmesi. Tamam ben söyleyeyim şimdi... Behiye Hanımcığım telefonumuzu kapatırsak hocam size çok detaylı bilgi verecek. Can kulağıyla tamam. Dinlerseniz bizi çok teşekkür ediyoruz aradığınız tamam. için. Allah mutlu razı günler. Geçmiş ederim. Olsun. Sağ olun. Şimdi dizle ilgili karşılaştığımız en sık problemlerden bir tanesi diz kireçlenmeleri. Tabii ileri yaşlarda bu biraz daha sık. Bunun dışında menisküs problemleri var. Hasta sıklıkla menisküs problemi var diye geliyor. Mutlaka gelirken öncesinde bir MR falan da çektirmiş oluyor. Mutlaka orada da bir şeyler yazıyor. Ama bunların da önemli bir kısmında aslında kas romatizması var. Hasta bunun farkında olmuyor. Mesela az önceki ifadelerden ben bunu anladım. Mutlaka hani bakıp görmek lazım ama bu ifadeler daha çok kas romatizmasının ifadeleri. O sinirim sıkışıyor gibi hissediyor. İşte damarıma bir şey oluyor, damarım çekiliyor gibi veya yanıyor gibi hissediyor. Ama diz civarındaki problemler, kas romatizmasının değişik görüntüleri gerçekten uzun vadede kondromalezi patella yapabiliyor. Yani diz kapağın yani. Altında kireçlenmeye sebep oluyor. Aşındırıyor veya diz kireçlenmesine yol açıyor. Çünkü hastanın yürüyüş kalitesi bozuluyor. Yürüyüş tarzı bozuluyor. O itibarla onda kas romatizması olma ihtimali var ve de yüksek. O açıdan bir hekim arkadaşın değerlendirmesi lazım. Peki bu kuru iğne tedavisinde başka tedavi yöntemlerini de ek olarak kullanıyor musunuz? Şöyle kullanıyoruz. Diyelim ki yaklaşık işte hastaların yarısı saf kas romatizmasıdır. Bunları tedavi ediyorsunuz. Tek başına kuru iğneyle bitiyor. Ama geri kalan yarısında başka problemler de var. Yani hastanın uzun zamandır devam eden bir omuz problemi var, bir boyun problemi var. Bakın fıtık demiyorum. Çünkü en sık fıtık bilinir ve sorulur ama fıtığa gelinceye kadar pek çok fıtığa da yol açan pek çok sıkıntı var. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Yani ana problem bir başka şey olabilir. Bir boyun, bir bel problemi olabilir. Dize ait bir problem olabilir. Onu ortadan kaldıracaksınız ki yaptığınız tedavi geri gelmesin. Yoksa kas tedavisini yapabiliriz ama altında onu doğuran bir başka sebep varsa onu da tedavi etmek lazım. Bu manada evet. Yani kombine tedaviler gerekebiliyor ama hastaların aşağı yukarı yarısında buna gerek yok. Bir de hangilerine gerekiyor? Taze vakalarda hiçbir şeye gerek yok. Yani yeni başlayan bir ağrınız var. Bunu eğer ihmal etmiyorsanız hemen 1-2 seanslık tedaviyle bitebiliyor. Ama bu kalırsa bir süre sonra mekaniği bozmaya başlıyor. İşte yürüme mekaniğini bozuyor, diz mekaniğini bozuyor, omuz, boyun, bel mekaniğini bozuyor. Arkasından bu sıkıntılar başlıyor. Evet. Hocam kuru iğne tedavisiyle devam edeceğiz. Hatta sizin genel olarak bu tedaviyle ilgili en göz alıcı, can alıcı cümlelerinizi de alacağım ama bir telefonumuz var. Aysel Kürekçi Mersin'den arıyor bize. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ufaklığın sesi geliyor. Evet, böyle arkadan çok tatlı tatlı sesler de geliyor Aysel Hanım. Nereden hocam ben anlamadım. Böyle arkadan diyorum tatlı tatlı bebek sesleri, çocuk sesleri de geliyor.
Bebek sesleri falan yok şu an. Ben yok ses mu? Edemeyim. Gayipten sesler duyuyor. Biz stüdyoda öyle ses. Allah bağışlasın. Buyurunuz, hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Hoş bulduk. Benim doktor bey bir sorum olacak. Buyurun. Deminden beri sizi dinliyorum. Çok beğeniyorum bir de özellikle sizin programlarınızı. Çok teşekkürler. Buyurunuz. Benim de aynı doktor beyin anlattıklarına göre yani benim de o şekil rahatsızlıklarım var, ağrılarım var. Birçok doktora gittim, fizik tedavi gördüm ama bir sonuç alamadım. Özellikle sol bacağını, sol kolumu kullanamıyorum. Halsizlik var böyle. Göğüs ağrısı, belime vurmalar, sırtıma vurmalar falan. En son B12 ilaçları falan kullandım yani ağrı kesici niyetiyle. Acaba doktor bey benim için ne der, bir de ona ulaşabilir miyiz acaba tedavi amacıyla, yani doktora ulaşabilme bir şeyimiz var mı? Tabii ki var. İmkanımız olabilir mi? Tabii kendimize ki var. Tedavi olabilmem için yani. Gayet tabii olabilir de bir türlü ulaşım sağlamak lazım. Evet, siz isterseniz rejideki arkadaşlara telefon numaranızı bırakın Aysel Hanım. Evet. Hocam çıkınca, yayından çıkınca asistanları sizi arasınlar ve bir şekilde diyalog kurmanızı sağlasınlar. Çok teşekkür olur ederim. Olur mu? Çok İyi geçmiş yayınlar, olsun. Gelsin. Geçmiş olsun. İyi Ramazanlar. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Size de iyi Ramazanlar. Hocam zaten yayından sonra bırakacakmış. Ya, bu ağrı çok berbat bir şey ya. Yani insanın hayatını tamamen alt üst eden, insanın yaşam kalitesini tamamen düşüren bir şey yani, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani hastaların ifadesinden şunu şöyle anlıyoruz. Şu çok hoşuma gidiyor. Yani bir hekim için bu güzel bir şeydir. Hasta diyor ki iyi ki varsınız diyor. Yani o sıkıntıyı yaşamış hasta bunu o kadar canı gönülden söylüyor ki gerçekten o sıkıntıyı ancak çeken biliyor. Çünkü böyle hastalar pek çok şey yapılıyor, araştırılıyor, bir şey bulunmuyor. En sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Psikiyatriye gönderiliyor. Mutlaka bir şeyler vardır. Yani her şeye baktık ettik, bütün tabii. Tetkikler temiz çıktı. Psikosomatik. Mutlaka bunun altında bir şeyler vardır diye. Hasta bir süre de kullanmış oluyor zaten. Bir 3 ay, 6 ay bir takım ilaçlar kullanmış oluyor. Tabii onlardan da bir faydası göremiyor. Evet. Biraz tabii uyanık olmak lazım. Yani kas romatizmasının aslında çok yaygın olduğunu, pek çok hastalıkla karıştığını. Mesela bakın kanser ağrılarında bile her şey kanser değildir. Ağrı vardır ama hasta operasyon geçirmiştir. Arkasında bir takım kas problemleri doğmuştur. Kanser ağrısı değildir onların bir kısmı. Bazen onlar da bize geliyor. Onları da halledebiliyoruz. Çok şükür bu iyi bir şey. İyi ki böyle bir tedavi var demek lazım. Kuru iğne tedavisi çok etkili, çok faydalı. İyi bir tedavi. Hocam hastalarınızın çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bize de vakit ayırdınız bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu. Ağrı konusu çok önemli bir konu. Evet. Ve bunu tedavi etmek çok daha önemli. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz rica geldiğiniz ederim. İçin. Ben Ayşe Hanım'ı da tebrik etmek istiyorum. Çok hakikaten burada duyduklarımdan çok etkilendim. Evet. Etkilenmemek hem yerli bir şeyin üretilmiş olması hem de içeriği çok daha önemli belki. İçeriği çok güzel. Kutluyorum. Başlarımızın devamını diliyorum. Biz şimdi Ayşe Hanım'la bu konuyu çok daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, günlük hayat devam edecek kısa bir aranın ardından.